Herkese merhaba arkadaşlar. Kerem Lastik kanalına hoş geldiniz. PES 2018'de ana lige devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Çeyrek final maçı Şampiyonlar Ligi Milan'la bir karşılaşmamız var. İlk karşılaşma olacak bu. Sonrasında bir rövanş karşılaşması. Bakalım bu mücadelede nasıl bir başarı sergileyeceğiz. Form düşüklüğü oyuncularımız var. Kim alsak buraya? Çok düşmüşler ya. Ramiz de düşük. Şöyle yapalım. Ambrosini kalsın. Enes'i alalım buraya. Enes'i forvet oynatalım. Santifor oynasın. Ambrosini 97'lerde. Samedo'yu almayalım. Jalet var onun yerinde. Oynasın o. Bayağı bir oyuncumuz. Form düşüklüğünde şu anda. Rakipte de etkili isimler var. Bir başlatalım bakalım. Şöyle bakıyoruz. Herhangi başka bir değişiklik yapmaya gerek yok. Evet. Evet, karşılaşma başlıyor. Galatasaray Milan mücadelesinde. Galatasaray Milan. Spikeriniz Hasan Mustan, yanımda sevgili meslektaşım Ali Kerim Öner var. Benden de herkese merhabalar. İlk hoş maç kendi sahamızda. Girer girmez vurdu. Başlatılan ilk şut, rakibe gözdağı veriyorlar. Mesafe uzak ama yine de güzel vurdu bence. Araya girdik. Soldan Neymar. Neymar. Şimdi boşluğu yakaladı. Gomis. Çok kritik bir müdahale geldi. Ah be Gomis. Top uzaklaştırıldı. Kanada bir pas. Araya girdiler gene. Milan. Son anda girdik araya. Ve Gomis. Gomis. Enes'i kaçırdı. Gomis. Mükemmel bir pas. Enes. İçeride kesti ama Neymar'a gelmedi. Korner atışı. İlk korner bizim. Vur ona. Jale. Jale. Gene defansa çarpan top. Korner. Yanlış yere. İleri uzattı. Yara yara gidiyor. Ve Borini. Araya giremedik gene. Kanada uzattı. Fakat tam zamanında bir müdahale geldi pasa. Koşu yolunu attı. Gomis. Neymar'la. Gomis'e. Gomis. Gomis buldu. Pozisyon ama gol olmadı. Borini. Starric. Kanada bir pas. Evet, araya girdik. Pogba girdi araya, olmadı. Camacho. Bonaventura. Şimdi bir orta. Kesti pası. Tekrar girdik. Defans çok iyi. Enes kaçıyor. Enes. Enes Ünal. Araya. Biraz ağır kaldı. İlk yarı bitti. İlk yarının bittiğini işaret eden düdük geldi. Pozisyonumuz var ama gol yok. Bakalım ikinci karşılaşma. İkinci yarı daha doğrusu. Golle buluşabilecek miyiz? Neymar. Neymar. Gomis'e doğru. Gomis. Ah, alamadı. Ve Starić.
Chamberlain. Chamberlain. Last bir şut. Ay. Yandan dışarıda. Yani şunu da atamıyorsan neyi çok atacaksın? Çok tehlikeli geldi be. Birebir pozisyonda zor olanı başardı. Evet. Ayağına gelen fırsatı kaçırdı. Burada bomboş ama çok saçma vurdu. Milan. Milan golden oldu adeta. Ambrosini. Neymar. Topla buluştu Neymar. Ah onu görmedik ya. Oraya girdi. Sanchez kesti. Gomis. Gol. Golü bulduk. Bu da çok iyi. Sanchez araya çok iyi giriyor. Pozisyonu bırakmadı. Sanchez. Kaptığı topu da çok iyi kullandı. Gomis göğsüyle alıp çok iyi yumuşattı ve harika bir gol. 1-0 öndeyiz. Panik olmadan, acele etmeden rakip kaleye giderlerse bu maçın sonucunu tahmin etmek çok zor. Müthiş bir geri dönüş hikayesi izliyor olabiliriz. Kanada doğru uzattı pası. Aman Allah'ım. Kaleci. Duer. Çok tehlikeli ama tutamadı. Yetişemedi. Sürekli oyuncu değiştiriyor bunlar da ya. Dakika 71. 1-0 öndeyiz. Sanchez. Neymar. Neymar gene kaptırdı. Ve Suso. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Şeju. Ortada kaldı. Aman Allah'ım, çok yanlış yere oynadık. Golü buldular. Silva. Pozisyonu çok iyi takip etti. Burada çok yanlış yere oldu Jalet ya. Çok yanlış yere. Top önünde kalıyor, gidiyor önlere oynuyorsun. Gerçi orada da rakibe çarptı, önüne kaldı top. Gomis. Ne Gomis arkadaş, herkese Gomis diyor ya. Jale. Araya girdi, uzaklaştırdı. Sanchez kovalıyor tekrar. Şimdi bir orta. Kaleci açıldı. Hemen kullandık. Sol kanada bir pas. Neymar'dan harika bir pas. Gelişine mükemmel bir gol. Enes. Gomis harika pas verdi. Enes mükemmel gol. Burada tabii Neymar da çok iyi kesti. Gomis Enes'i çok iyi gördü. Harika bir gol. 2-1 tekrar öndeyiz. Skor çok iyi şimdi. Tam da 90. dakika. Gomis tekrar kaptı topu. Gomis kesti içeri. Olmadı. Tekrar girdi. Ah orada bir faul olabilirdi ama olmadı. Neyse 2-1 bitti. 2-1 sona erdi karşılaşma arkadaşlar. Deplasmana gideceğiz bakalım orada ne yapacağız. Gomis maçın adamı seçilmiş bence de. Bir gol bir asist oynadı. Lig maçlarını oynamıyorum arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere. Barcelona yenilmiş bu arada Ajax'a. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Neymar'a şampiyon lakabı takılmış. Kasımpaşa ile lig maçımız var. Kadromuza bir bakalım. Bu maçı oynatacağız arkadaşlar. Şöyle takım yönetimine gelelim oyun planından. Ambrosini'yi çıkartalım bence. Ambrosini dinlensin. Şurada Ramis oynasın. Şu sol beki de değiştirelim. Şeju dinlensin.
Yani bu şekilde oynayabiliriz. Zaten oynatacağız karşılaşmayı, maçı atla diyelim. Bakalım Kasımpaşa'yı yenecek miyiz? Ligde şampiyon olduk arkadaşlar. 3-1'de yendik zaten. Kasımpaşa'yı 81 puana ulaştık. Kaç maç kaldı bilemiyorum. 26-29 maç. 5 maç kalmış. 5 maç kala, daha doğrusu 6-7 maç öncesinden şampiyon olduk zaten. Evet. Milan karşılaşması. İkinci ayağa geldi, çattı. Gomis için teklif gelmiş. Ona bir bakalım. Geçenlerde de gelmişti arkadaşlar. Bayağı bir yüksek bir mevlaydı. Bakalım. 73 milyon veriyorlar Gomis'e. Gomis de kaç yaşında? Şöyle bir bakalım. ...35 yaşına gelmiş Gomis. Aslında satmak da lazım Gomis'i ama bilemiyorum şu anda. Yani 80'lerden 77'lere kadar düşmüş şu anda Gomis'in genel derecesi ama buna rağmen 73 milyon yapılmış. Bir teklifi oynayalım, yukarı doğru çekelim. Bakalım. Yeniden görüşme yap diyelim. Şöyle 92 milyona kadar çektim arkadaşlar. Bir ara bu zamana kadar yaptığım transferlerin tutarlarını da göstereceğim. Onunla ilgili bir video çekeceğim size arkadaşlar. Daha önce çektiğim şeylerle kıyaslama yapacağım. Videolarda onları hepsini birleştirip öyle bir transfer yaması, transfer videosu çekeceğim sizler için. Bakalım en fazla kimi para verip almışız, kimleri çok yüksek bonservise satmışız. Çünkü takımın şu anki gelir düzeyi 450 milyon avro galiba. Baya yüksek bir şeyimiz var, bütçemiz var. Bir sürü dünya yıldızını aldık. Şimdi şöyle bir gene bir bakalım. Sola Alaba'yı biz gene alalım. Samuel da gelsin. Şu Jallet'in yerine girsin. Dušan Maric, Marzola'nın yerine. Raya oynasın. Gizli forvet oynuyor gerçi Raya. Bunu santrafor oynasak 89'muş Raya. Oynayabilir. Ramis var. Ambrosini var. 97'ydi. Nasıl 93'e düştü anlamadım Ambrosini. He, ofansif orta saha oynattığımızda 97 oluyor Ambrosini. Şu Neymar'ı da ters ayak yapacağım. Şöyle bir Raya ile yer değiştirelim. Sanchez aslında biraz form düşüklüğü var ama onun yerinde kimseyi oynatamıyorum. Pogba ile birlikte biraz bizim orta saha oyuncusu almamız lazım. İki tane orta saha oyuncumuz var. Başka da yok. Evet, rakibe karşı rakipte biraz değişiklikler var ama bunlara rağmen ilk maçı biz 2-1 yenmiştik. Hakan Çalhanoğlu da varmış. Ama tabii bizde Neymar var. Bakalım ikinci maç ne olacak? İlk maç 2-1 yendiğimiz maçın rövanşını oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Çeyrek finalde galiba Şampiyonlar Ligi'nde. Bunu geçersek yarı finale kalacağız inşallah. San Siro stadından canlı yayınımız başlıyor değerli izleyiciler. Milan Galatasaray mücadelesindeyiz. Spiker koltuğunda ben Hasan Mustan ve Evet, yorumcu karşılaşma koltuğunda Ali başladı. Kerim Öner. Biz maç için hazırız. Teşekkür ederim Hasan Hocam. Evet, Gomis Stat'taki atmosfer girdi. gerçekten müthiş. Gomis. Umarım Gomis keyifli bir maç açısını olur. da İnşallah buldu. hocam inş bir Gomis. 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 Topla buluşur buluşmaz. Daha doğrusu çok iyi aldı orada topu. Defansın büyük hatası. Araya çok iyi girdik.
Açıyı da çok iyi buldu. Kalecinin yanından topu gönderdi. Gomis'te 1-0 öndeyiz. Şimdi bir orta. Diğer kanada attı. Kaptığımız top. Neymar. Neymar. Gomis çekti. Neymar kaçmadı. Gomis. Çok iyi bir pas. Neymar yetişemedi. Top oyun alanını terk ediyor. Neymar yetişemedi. Çok iyi bir pastı Raya'dan. Ama gerçekleşmedi gol. Kanada uzattı. Kanada ama gelmedi. Rodriguez ileri uzattı. Şimdi bir orta. Suso. Aman Allah'ım. Şimdi yaptı ortayı. Oo. Tehlikeli. Ah. Ah ah ah. Fırsatçı golcü affetmiyor. Golü yedik. André Silva. Tam bir görev adamı. Gol evet. İşin oradaydı. Çok fırsatçı bu. Direkten dönen topu golle sonuçlandırdı. Kaptırılan topu tekrar gol yersek uzatmaya gider ve arkadaşlar. Neymar, Neymar çok iyi gördü. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Gomis, Gomis. 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 Burada oyna. Gol Raya kesti. Neymar. Vurun ona Neymar. Neymar gene vuramadı. Neymar gene vuramadı. Kaçırdık golü. Abi. İkiyi bulacaktık ama olmadı. Pogba'ya geldi gene. Pogba indirdi. Neymar. İlya. Pas kötü. Pogba. Pogba. Raya mükemmel bir pas. Pozisyonu. Ah yanlış bastım. Yanlış bastım orada. Gomis topla çok iyi buluştu. Aşırtma yapmak istedim ama tabii yanlış tuşa bastım. Hakan Çalhanoğlu. Aman Allah'ım uf. Gene adamın önünde kalıyordu ya. Sanchez giremedi araya. Orta alandan atak büyüyor. İleriye uzun oynadı. Evet. Top bize gelmeden ilk yarı sona erdi. Bir birlik beraberlik var. Gol yemeden gol atarsak bu iş tamamdır. Çok iyi bir pas. Neymar. Pas Neymar. Başarılı. Araya Gomis giremedi bu sefer. Bonaventura. Camacho. Ve Neymar. Neymar çok Gomis. İyi. Ayak koydu ah. Ve kesti pası. İlya. Koşu yolunu attı. Araya girdik. Alaba. Araya gönderdi. Gomis. Raya. Arka direğe. Neymar. Ah Neymar. Gene olmadı, gene olmadı. Hakan Çalhanoğlu. Bonaventura. Şimdi bir ara pası. Topu sürüyor. Gomis alamadı. Bir şut. Aman Allah'ım Nuer son anda. Çok tehlikeli bir şut Silva'dan. Ama Neuer çok başarılı. Burada evet döndüğü gibi vurdu. Neuer sol eliyle kornere tokatladı. Dakika 65. Rodriguez tekrar kazandı. Neuer vurulmuş gibi yaptı. Milan. Raya. Ömür aldı. Kaldı. Raya. Ah. Gomis. Arkaya. Ah. Nasıl gene kesti? Gelmedi. Gene gelmedi. Araya girdik. Ramis'le. Ramis. Ramis de bu aralar çok iyi oynuyor.
Çok iyi bir pas. Gomis. Gomis arkaya. Defans girdi araya. Neymar çok iyi kaçırdı Gomis'i. Kaleciye. Yapma hatayı, yapma. Ne yapıyorsun kaleci? Ver. Çok tehlikeli hareketler bunlar. Dakika 86, maçın bitmesine 4 dakika kaldı. Yarı final geliyor arkadaşlar. Yarı final. Gomis'i gördü. Gomis'i harika bir pas. Ah. Ve Neymar. Neymar. Gomis'e. Gomis. Kaptığı gibi vurmak isterken. Faul, itirazları var ama karar devam. Korner olması lazım. Gomis vur ona. Gene defans girdi araya. Gene girdi araya. Dakikalar, uzatmalar da bitti artık arkadaşlar. Vur ona, defans uzaklaştıracak. Hakem maçı bitirecek. Evet, maç bitti ve Milan elendi. Biz yarı finaldeyiz. Takımımız seviniyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kaldık. Milan'a da geçtik. Bakalım rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kimler kalmış? Evet, Juventus, Manchester City ve Ajax. Bize Manchester City gelme ihtimali yüksek gibime geliyor. Evet, Şampiyonlar Ligi kupaları çekilişi var. Bakalım kim gelecek? Galatasaray, Ajax. Oo, Barcelona'ya geçmişti. Ajax bize çıktı. Şeju için teklif gelmiş. Bütçe olarak biraz maaş bütçesini arttırmışlar ama maaş bütçesini daha da yukarı çekmemiz lazım bizim. Şöyle bir bakalım. Görüşmeler kısmına. Şeju'ya ne kadarlık bir teklif var? 10 milyonluk bir teklif yapılmış. Şeju için. Yeniden görüşme yapalım. Biraz şartları zorlaştıralım. Şöyle 11'e kadar çıkartalım bakalım. Kabul ederlerse veririz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Önümüzdeki maç, şimdi lig maçımız var. Sonrasında Ajax'la Şampiyonlar Ligi yarı final maçı yapacağız. Kupaya ramak kaldı. Üçüncü sezonumuzda da bakalım bir Şampiyonlar Ligi kupası daha alabilecek miyiz? Hep birlikte sizlerle göreceğiz. Gomis'e de çok iyi bir teklif vardı. Yukarı çektik biraz, 92 milyonlara kadar. 35 yaşına geldi Gomis'te. Belki satabiliriz. Duruma göre bakalım, bir değerlendirme yapacağız onun için de. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.